Sunucunuz ben Mecnun Yar. Cumhur Radyo'dan herkese sevgi, selam, güzel bir cuma günü diliyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. Cumhur Radyo'dan Sayın Sedat Şahiner Cumhur Bey'e teşekkür ediyorum. Radyosunda bizi konuk ettiği için. Yine Avrupa Medya'ya Necmi Kavaklı Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp çekimini bizimle beraber yaptığı için. Ve ben diyorum ki 2019 9. ayın 1'i Sayın Büyük Başkan, Lider, Reis Recep Tayyip Erdoğan için yazmış olduğum bir şiirimi okuyayım. Öyle bir başlayalım bugüne diyorum. Her şey bitmişti derken bir lider doğdu Kasımpaşa'dan. Dize getirdi tüm dünyayı. Eğilmedi, susmadı, dimdik durdu uzun adam. Bir dünya lideri karşılarında oturdu. Onlar el pençe divan durdu, vatanın, bayrağın, Türklüğün şanı oldu, şerefi oldu Recep Tayyip Erdoğan. Dik durdu, eğilmedi. Tek başına restini çekti dünyaya. Dize geldi hepsi. Ele bir de one minute deyişi yok mu? Ben buyum dedi. Kalktı. Vatanın, Türkiye'min gururu, onurlu Recep Tayyip Erdoğan. Uzun adam dünya lideri. Sevgiler olsun başkanıma. Hayırlı cumalar diliyorum. Vatanıma, bayrağıma. Ve Cumhur Radyo'dan yayınımız devam ederken yine bir Çanakkale şiirimize geliyorum. Ardından Çanakkale şiirimizi okuyorum. Tabii ki bu arada hemen belirteyim. Çok kısa bir zaman içerisinde sanırım 6 ay gibi bir çalışmamız var. Sayın Sedat Şahiner Cumhur Bey'in Türkiye'ye gidip bazı şeyleri, planları, projeleri değiştirmesi gerekiyor. Kurulacak stüdyomuz için istenilen bazı bilgiler var. Mimarımızdan, Türkiye'den yapılacak, gelecek. Bugün o konuda da bir görüşme yaptık. Ve yakında sizlere çok güzel yerden, stüdyomuzdan sesleneceğiz. Ve şöyle diyelim, bu güzel atalarımızdan kalma Mehter Marşı'nın üzerine bir Çanakkale şehitlerini okuyalım diyorum. 3. ayın 17'si 2015'te yazmıştım. 3. ayın 18'i tabii ki Çanakkale zaferidir. Onun için bu şiirimi yazdığım o dönemlerde, hatta Sander'in kuruluşunun ikinci yılıydı. Çanakkale Zaferi'nin şiirini okumuştum. Sayın eski başkonsolosumuz İbrahim Mete Yağlı Bey, Mecnun Bey, giyinip kuşanıp cepheye gidesim geldi demişti. Ve Çanakkale şehitlerine yazdığım şiirimi okuyacağım şimdi sizlere. İstikamlar siper kazdı. Piyadeler mevzilendi. Mermi namluya verildi. Her şey vatan için. Kanlar toprağa karıştı. Hiçbirinin yok mezar taşı. Anıt dikildi şehitliğe, vatan için can verenlere. Mermi bitti. Süngü takıldı. Toplar atışa başladı. Kol, bacak koptu, bedenden ayrıldı. Vatan için feda edenlerden. Nal sesleri uzaktan duyuruluyordu. Büyük komutan önde haykırıyordu. Ya istiklal ya ölüm. Çanakkale yıkılıyordu. Kan topraktan öte denize akıyordu. Sancağını bırakmamıştı Mehmetçiğim. Haykırıyordu. Zafer bizimdir zafer. Vatan bizim, bayrak bizim, toprak bizim. Çanakkale geçilmez diyordu Mehmetçiğim. Büyük komutan haykırıyordu. Ya istiklal ya ölüm. Çanakkale yıkılıyordu. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onlar ki kanlarıyla toprağa suladılar, kemikleriyle, bedenleriyle harç kattılar. O vatanı bize al yıldızlı bayrakla hediye ettiler. Ruhları şad olsun. O vatan, o bayrak, o toprak, o millet bizim. Mekanları cennet olsun tüm şehitlerimizin.